Galatasaray'da dev transfer iptal oldu. Galatasaray bu sezon taraftarlarının beklentilerinin çok altında kalmış, Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki şampiyonluk hedeflerine erkenden havlu atmıştı. Sarı Kırmızılılar'da böylesine bir sezonun üstüne Başkan Burak Elmas, idari yönden ibra edilmemişti. İbra kararı sonrasında seçime gidecek olan Galatasaray'da bir transfer iptal oldu. Sarı Kırmızılılarla sözleşmesini 5 yıllığına uzatan Kerem Aktürkoğlu'nun iyi bir teklif gelmesi halinde sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyordu. Galatasaray, Aktürkoğlu'nun olası ayrılığı üzerine hedefini belirlemiş ve transfer için harekete geçmişti. Yeni Malatyaspor'un sezon başında Fransız ekibi Dijon'dan kiraladığı Munir Çuayır, takımın son sırada yer alsa da performansıyla Galatasaray'ın dikkatini çekmeyi başardı. 4 gol ve 4 asist oynayan Fas asıllı Fransız hücum oyuncusu için Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos devreye girdi. Fransa pazarına hakim olan Campos, Dijon'da tanıdığı isimlere Munir Çuayır'ın durumunu sordu. Süper Lig'den düşmesine kesin gözüyle bakılan Yeni Malatya'nın kiralık sözleşmesindeki opsiyonu kullanması zor gözüküyor. Galatasaray cephesi Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi olarak belirlediği Munir için nabız yoklasa da seçim kararı sonrasında Campos bu transferde frene basmak zorunda kaldı. Tıpkı Kerem Aktürkoğlu gibi 23 yaşında ve ters ayakla sol açıkta oynayan Munir, bu sezon çıktığı 27 maçta 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Galatasaray'da sürpriz gelişme. Begüm Özkan başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığı Sarı Kırmızılı Kulüp'te daha önce Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıklamıştı. Galatasaray'da Begüm Özkan da adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar'da heyecanla beklenen seçim öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da Begüm Özkan adaylığını açıklayacak. Adnan Polat ve camianın önemli isimlerinin kendisine destek vereceği öğrenildi. Erdem Timur'un da listede olması bekleniyor. Begüm Özkan, dernekler yasasının kararına göre adaylığını açıklamayı planlıyor. Burak Elmas, genel kurulda ilk kadın başkan inşallah Galatasaray'dan çıkacak demişti. Yeni başkan adayı Begüm Özkan, genel kuruldaki konuşmasında ışıtan gün üstünden Burak Elmas'a doğru "Ne yazık ki uzun zamandır bir toz bulutunun içindeyiz. Vaatler yalanlar. At izi, it izine karıştı artık. Uyanma vakti geldi. Gerçeklerden bahsetmeliyiz. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Cinsiyetleri eşit gören Türkiye'deki en büyük temsilci. 1924'ten beri 145 numarayla ilk kadın üyenin kayıtlı olduğu, yaklaşık %27'si kadın olduğu bir spor kulübü burası. O sırada 35 yaşında olan birinin bu sapkın sözlerini görmezden gelebilirsiniz. İş hayatına girmesi için okuttuğunuz kızınızın yüzüne de bakabilirsiniz. Ama dostlarınıza sahip çıkmanıza bir şey demiyorum. Burası Galatasaray. Bunları Galatasaray çatısı altında yapamazsınız. Bu zihniyeti böyle bir zamanda sıradan bir özür ile aklayamazsınız." ifadelerini kullanmıştı. İrfan Can Kahveci'den Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler. Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe televizyonunda açıklamalarda bulundu. Pazar günü Galatasaray ile oynanacak derbi maçla ilgili konuşan İrfan Can, takımla ilgili soruları da yanıtladı. Hafta sonu oynanacak derbi maçının hazırlıklarını değerlendirerek sözlerine başlayan İrfan Can Kahveci, "Hazırlıklar güzel gidiyor, moralliyiz. Bir günlük iznin ardından bugün güzel bir antrenman yaptık. Yarın daha da tempomuzu artıracağız. Genel anlamda hazırlıkların iyi gittiğini söyleyebilirim. Derbi havasına giriyoruz. Daha önceki maçlardan gelen bir seriyle moraller de yerinde. Herkesin yüzü gülüyor. Güzel bir ortam var. İnşallah en güzel şekilde hazırlanacağız." dedi. Galatasaray'a oranla kadro yapılanmasının çok daha üst seviyelerde olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Şu an baktığımızda rakibimizin bir iddiası yok. Tek amaçları bizi yenmek olacaktır. Bizim ikincilik için büyük bir iddiamız var. Aynı şekilde bir serimiz var ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu maça konsantre olacağız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Yeneceğimizi de düşünüyorum. Çünkü bizim kadro kalitemizin onlara göre daha üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. İnşallah yeneriz." şeklinde konuştu. Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu. Futbolda bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Galatasaray, sezonun sonuna yaklaşırken yeni bir seçim sürecine girdi. Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi nedeniyle yeni başkanını seçecek olan Sarı Kırmızılılar'da belirsiz bir süreç devam ediyor. Bu süreçte Sarı Kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna kattığı genç oyuncular için kulüplerin ilgisi artmaya devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları.
Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Galatasaray'da sular durulmuyor. Oldukça çalkantılı günler geçiren Sarı Kırmızılı camiada transfer gündemi de hareketli geçiyor. Gelecek sezon yeni bir kadroyla yola devam etmesi beklenen Galatasaray'da birçok isimle yollar ayrılacak. Başta Feghouli, Babel ve Arda Turan olmak üzere kadrosunda bulunan bazı oyuncularla yollarını kesin olarak ayıracak olan Galatasaray'da flaş bir iddia gündeme geldi. Galatasaray'da son dönemde forma şansı bulamayan Morata'nın kiralık olarak başka bir takıma gönderileceği yönündeki iddiaların yanında genç oyuncunun Romanya'ya dönme ihtimali de konuşuldu. Ancak Rumen basınındaki haberlere göre şu anda Rumen kulüpleri Morata'nın maaşını karşılayabilecek durumda değil. Eurosport Romanya'nın haberine göre Morata'nı Birleşik Arap Emirlikleri kulübü El Ain istiyor. El Ain için Morata'nın maaşını karşılama yönünde herhangi bir sorun bulunmuyor. Ancak Galatasaray'da önümüzdeki dönemde seçim olacağı için şu an itibariyle bu konuda net bir karar verilmiş değil. Öte yandan Arap devinin potansiyelinin çok yüksek olduğuna inandığı Morutan için 24 milyon euroluk bir teklifle Cimbom'un kapısını çalacağı iddia edildi. Morutan bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 23 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'da Torrent yerine sürpriz teknik direktör. Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Galatasaray sezon başında kurulan hayallerin birçoğunun uzağında kaldı. Lig'de zirveden oldukça uzak kalan Sarı Kırmızılılar'da başkan Burak Elmas, olan genel kurulda ibra edilmemişti. Bunun üzerine seçim kararı alan Galatasaray'da başkan adayları belli olmaya başladı. Bu süreçte adaylığını ilan eden Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları. Sezon başında kıyasıya bir başkanlık yarışı sonrasında göreve gelen Burak Elmas, Galatasaraylı taraftarlara büyük vaatlerde bulunarak onları heyecanlandırmayı başarmıştı. Ancak bu vaatleri yerine getirmeyip hayal kırıklığı yarattı. Yaz transfer sezonunda yeni transferlerle birlikte yeni bir kadro kuran Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde güzel bir sezon geçirse de Süper Lig'de dibi gördü. Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren Sarı Kırmızılılar'da Fatih Terim'in görevine son verilmesiyle birlikte başa Domenech Torrent getirildi. İspanyol hocayla da gidişatı düzeltemeyen Galatasaray'da yeni başkan seçimleriyle birlikte teknik direktörde konuşulmaya başlandı. Bir önceki genel kurulda Burak Elmas'tan sonra en çok oy toplayan aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun bu kez göreve seçilmesi halinde ise plan ve projelerini hazır tuttuğu öğrenildi. Başkanlığa bir kez daha aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun göreve gelmesi halinde teknik adam adayının Ranieri olduğu öğrenildi. Fatih Terim ve Okan Buruk aynı anda Galatasaray'a geliyor. Sarı Kırmızılılar'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yapılacak başkanlık seçimi öncesi birçok ismin ortaya atılmasının ardından Fatih Terim sesleri de yükselmeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcının başkan olarak geri döneceği konuşulurken gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları.